Günaydın, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aykü Muratoğlu. Ya günaydın diyorum ama nasıl günaydın, değil mi? Şu an saat 6:03 geçiyor. Ve bildiğiniz sanki akşam 6:03 geçiyor gibi, değil mi? Çünkü welcome to Ankara. Şaka bir yana, hava zaten birkaç gündür hem kapalı hem de işte bu güneşin geç doğması falan filan derken iyice sabahın körü, gecenin körü gibi bir şey oldu. Neyse, ben neden bu saatte uyandım? Ben bugün üniversiteden o da arkadaşımı almaya gidiyorum. Beyzoş'umun otobüsü erken gelmiş. Beyza benim üniversiteden o da arkadaşım. Canım ciğerim, kız kardeşim yani. Ben de hemen onu almaya gidiyorum. Birlikte bugünü geçirelim istiyorum. Hadi bakalım. Ciddi anlamda ben böyle bir şey görmedim ya. Bakar mısınız? Ne kadar sis var. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum ama biraz da korktum açıkçası. Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. 2 metre öte gözükmüyor. Yani Ankara bir kere de şaşırtmıyor arkadaşım. Gerçekten Ankara bir kere de şaşırtma olur ya. İşte şu gelen beyazlı benim canım arkadaşım. Kız çok az eşyayla gelmişsin zaten. Bebeğim hoş geldin. Bebeğim var da. Tekrar görüşelim. Gözüm çok soldu. O zaman sana böyle sihirbazlık yapayım mı? Yaptım bile ben şey. Tekrardan Hacettepe'deyim. Bence bugün önemli olan Beyza'nın hangi duyguları hissettiği. Çünkü ben yeterince doydum buraya tekrardan gelerek. Ya ben şu an çok duygulandım. Son kez geliyor olmak daha belli olmaz ama son kez. Son kez zaten. Çantamı almadım. Bir önceki gelişimizde hafta sonuydu. O yüzden kimse yoktu. Ama şimdi yine hafta içi olduğu için herhalde akademisyenler falan var anladığım kadarıyla. Ya da öğrenciler de var. Tanıdık simalar gördüm. Bir önceki videomda size BAM'ı göstermeye çalışmıştım. Ama kapalı. Gerçi şu anda da kapalı ama ilk geldiğimde hiç kimse yoktu. İlk geldiğimizde, ilk videoda. Şimdi en azından insanlar gelmişler, kahvelerini falan almışlar. Kapalı bir mekana oturmuşlar. Biz de aynı şekilde yaptık zaten. Çok güzel bir yere getirdim. Benim için anlam ve değerinin çok büyük olduğu. Bir önceki videoda getirememiştim. Biraz video uzun olacaktı. Şimdi gösteriyorum. Beyza'yla ömrümüzü yiyen, ömrümüzü çürüten, gençliğimizi harcadığımız fakülteye geldik. İktisadi ve Diğer Bilimler Fakültesi. İkimiz de buradan mezunuz. Daha doğrusu ben 2 yıl önce mezun oldum. Şimdi de Beyza'yı mezun etmeye geldik. Buralarda sınav dönemlerinde boş yer bulmanız mümkün değil. Her yer dolu olur ve o son an, son ne öğrendiysem kar mantığıyla herkesin elinde bir şeyler olur. Şimdi bölümün rektörle ama dekanlar çıkıyoruz değil mi? Mezun olabilmesi için ilişik kesmesi gerekiyor. O yüzden de bize bir kağıt verecekler.
onu kütüphaneye, bölüme ve yurtlara imzalatıp diplomasına kavuşacağız. Çok sevdiğimiz bir hoca var. Belki onun odasında buluruz umuduyla gidiyoruz ama okul da bomboş. Okulla alakamızı kesmek için şu kağıda ihtiyacımız oluyor. Şimdi fakülteden çıktık. Size az önce gösterdiğim o kağıttaki yerlere imzalatmaya gittik. Gidiyoruz daha doğrusu. İlk durağımızda kız öğrenci evlere. Biz Beyza'yla burada kalmıştık. Hem merkez blok hem de bizim işte kaldığımız blok. Böyle idari işlemleri de buradan yapıyoruz. Size odamızı göstereyim. Şimdi şu oda var ya, tam parmağımın ucundaki işte o oda bizim odamızdı. Ya ilk videonun başında gösterdiğim yer bizim. O bizim üniversiteye geldiğimizdeki, yani birinci sınıfı geçirdiğimizdeki ilk yurdumuzdu. Sonra biz öğrenci evlerine çıkmaya karar verdik. Daha konforlu açıkçası. Yani orası da konforlu da öğrenci evleri daha konforlu. Ne demek istediğimi üniversiteye geldiğinizde anlayacaksınız zaten. Buraya çıktık. İyi ki de buraya çıkmışız. Şöyle, orada da ortak mutfak var, burada da ortak mutfak var ama biz birinci katta olduğumuz için mutfak bayağı yakındı. Böyle hiç şey ortakmış gibi, kullanıyormuş gibi hissetmiyorduk açıkçası. Zaten Beyza çok kullanmıyordu, en çok ben aktif kullanıyordum. Şimdi ben onu bekliyorum. O geldikten sonra diğer birimlere gideceğiz, onları imzalatacağız. En son rektörlüğe gideceğiz, diplomasını alacağız. Diplomasını aldıktan sonra Beyza'ya bir konuşturma yapmaya çalışacağım. Birazcık kameralardan çekiniyor anladığım kadarıyla ama konuşturmaya çalışacağım. Yıllar sonra belki o da izler, böyle mutlu olur yani. Nasıl diploma aldığı günü vlogluyoruz resmen. Burası Hacettepe'nin erkek öğrenci yurdu. Zaten buradan girişi, şunlar hep erkek öğrenci yurduna ait. Şu arkada kalan bölüm ise, bakın şurası da Hacettepe kız öğrenci yurdu. Böyle inmeden gösteriyorum size ama gerçekten çok soğuk Beytepe. Her zaman şehirdeki derece ne gösteriyorsa -5'ini düşünün burası için. Anımıza hoş geldin. Unuttum ben. Son olarak fotoğraflarımızı çekildik. En son sana şeyi sormak istiyorum. Ne hissediyorsun 6 yılın sonunda mezun olarak da? Ya çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Gerçekten çok çabaladım bunun için. Ve bazı zamanlar bunu hiç alamayacağımı düşündüm. Özellikle kütüphanede sabahlarken. Yurdun altındaki çalışma odasında sabahlarken. Zafer Hoca'nın iktisada giriş sınavında. Hep yani 4 yıl kaldım çünkü ondan. Bunu asla alamayacağımı düşünüyordum. Ama sonunda aldın. Sonunda aldığım için çok mutluyum. Peki o yani diplomandan ziyade özellikle Hacettepe'den mezun olmanın nasıl bir hissiyatı var sende? Yani çok güzel ama benim öğrencilik hayatım gerçekten çok güzel geçti. Çok dolu dolu geçti. Her şeyini yaşadım. O yüzden 6 senede bitti. Ve yani üniversite okuyacak bir insanın bence kesinlikle en önemli şeyi, tamam dersler tabii ki çok önemli, o ayrı bir nokta. Ama sosyal hayat. Değil gerçekten mi? Bu çok önemli. Bence çünkü de. Bir daha hiçbir zaman öğrenci olunmayacak. O hayatı bir daha yaşayamayacaksın. 2 yıl, 4 yıl hiç fark etmiyor. O sosyal hayatı yaşaması gerekiyor bence bir insanın. Bence de kesinlikle. Yani kampüs hayatı, yani gelişmiş bir kampüsün de en önemli etkeni bu. Hacettepe'nin. Aynen. Hacettepe'nin. Yani gerçekten Hacettepe'de okuyan birisi bam. Değil mi? Ben de aynısını deyince söyledim. Herkes gerçekten mutlu oluyor bence. Çünkü ömrümüzün çoğunu orada geçirdik. En azından ben gerçekten ömrümün çoğunu orada geçirdim. Aynen, ben de. O zaman seni tekrardan tebrik ediyorum. Ya, teşekkür ederim. Tık gidiyoruz Beyza'nda okula. Yani akademik anlamda son gelişiydi. Eğer böyle bir yüksek lisans falan düşünmeyecekse. Artık yavaştan kampüsü terk ediyoruz. İki tane, hatta üç tane Hacettepe mezunu olaraktan günü tamamladık. Belki akşama küçük bir bununla ilgili kutlama yaparız. Beyza şunda isterse. Hadi o zaman eve. Sizi böyle koyayım. Biz geldikten sonra ben yemek falan hazırladım.
yemek yedik falan, film izledik. Netflix'te Küp diye bir film var. Bayağı 1997 yapımı falan böyle. Bir buçuk saatlik tarzda bir film. Gerilim filmi. Ben tatlı yapmıştım geldiğimde yemekten önce. Beyza'ya şimdi onu kestirdim. Böyle şey, kedi dilli bir pasta yaptım. Onu kestirdim. Onu yiyeceğiz. Şuradan bir tabak alayım. Alayım size, şöyle göstereyim. Dur. Gito, bir de süsleyelim. Bugün bizimle birlikte Hacettepe'yi gezdiniz. Mezuniyet sürecini gördünüz. Normalde tabii bu şekilde bu kadar sade mezuniyetler olmuyor. Bayağı şatafatlı oluyor. İşte genelde Bükep Fatma töreni ayrı oluyor. Ailelerin geldiği, bir de sadece öğrencilerin olduğu. Bu sadece diplomanın alış prosedür kısmıydı. Yani pandemi dönemi olduğu için de ister istemez daha böyle bir şatafatsız oluyor. Normalde törende veriliyor bu arada. Ama işte bu böyle denk geldi, kıyamam Beyza'ya. Neyse, sonuç olarak benimle birlikte, bizimle birlikte bir mezuniyet sürecini görmüş oldunuz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel günler dilerim.